CHP'nin para karşılığı haber ve program yaptırdığı Halk TV ile anlaşmasını feshetmesiyle başlayan fonlanan gazeteciler tartışması, yerel seçimin yaklaşmasıyla yeni bir boyut daha kazandı. Kiralık gazeteci dönemi yeniden başladı. Muhalefete yakın bir gazeteci taşıdı bu iddiayı gündeme. Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP'li belediye başkanlarının gazetecilere para karşılığında haber yaptırmaya başladığını duyurdu. Medyada bir özgürlüğün olmadığını da günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz ve yaşıyoruz. Halk TV ile bir anlaşma yapmışsınız. Evet. Bu normal bir şey mi? İsveç'te değil ama Türkiye'de de normal. CHP Genel Merkezi'nin taktiğini partinin belediye başkanları da uygulamaya başladı. Yerel seçimlerde yeniden aday olmak isteyenlerin kiralık gazeteci tutmaya başladığı iddiası gündemde. Gerçekten Türk siyasi literatürüne ya da basın literatürüne kiralık medya kavramı da eklenmiş durumda. Kim parayı veriyorsa onun lehine yayın yapıyorlar. İsim verilmese de CHP yandaşı kanalların büyük çoğunluğunun CHP tarafından finanse edildiği zaten biliniyordu. Halk TV, Tele1, KRT her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Halk TV'nin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için sözleşmesi feshedilmişti. O tartışma devam ederken CHP'nin başka kanalları da fonladığı ortaya çıkmıştı. Başka yaptığınız kanal var mı? Vardır, olur, yine olur da yani. Var mı? Var. Hangi kanallar? Onu söylemem doğru olmaz. Neden? Fonlanan medya tartışmalarına yeni bir iddia daha eklendi. Üstelik iddianın sahibi de yine CHP'li bir gazeteci Yılmaz Özdil. Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP belediye başkanlarının kiralık gazetecilere para ödemeye başladığını söyledi. Sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi diyerek CHP'nin içine düştüğü durumu gözler önüne serdi.